Şunun menzili ne kadar biliyor musun şu torpidonun menzili? Akyanın. Akyanın. 50 kilometre plus, yani 50 kilometre üstü. Yani hiç görünmeyecek yerden zaten eğer Fırlatıyor. tespit ettiyse fırlatıp sonucu yani, da alabiliyor. Yani atıyor, belli bir alana kadar, belli bir alana kadar kendi kablosuyla gidiyor. Kablo ile yönetiyorsunuz, sonarla şeyi görüyorsunuz, gemiyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Belli bir alana geldiğinde kablo kopuyor. Bu sefer Torpido kendi sonarıyla, kendi algılayıcısıyla direkt gemiye doğru gitmeye başlıyor. O vuruş görüntüsünü gösterir. 50 km öteden kimse artık eee kaldırı batış yapmıyor. Yani denizaltıyı yukarıda gör yani periskopu bile görünmesine gerek yok. Aslında. Çünkü öyle görmüyor. Kesinlikle Kilometrelerce öteden bir denizaltı bir gemiye saldırıyor. Yani öyle eskisi gibi hani üzerinde bir tane gemi şeyle atar böyle denizaltılar evet. için ha. su altı bombası böyle bir şey mümkün değil artık. Şu görüntüyü demin torpidonun gittiği görüntüyü bir başa alabilirsek o bahsettiği kablo dedin değil mi? Tel, güdüm. Tabii tel güdüm. Arkasında evet. bir kablo var mı? Şimdi geliyor. Yok bir, bir öncesi bunun Oğuzhan. Heh. Bir Hı, durdurur muyuz? Evet. Şimdi durdurursak evet, kablo ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu bahsettiğin şey bu. Belli evet. bir mesafede bu gidiyor. Sonrasında e, ayrılıyor. Devamında da Alet yani torpido yani kendini. Yani söylemeyeyim e, hangi istikametten sonra kendi radar tamam. gittiğini söylemeyeyim belli bir yere kadar oraya gidiyor yani şey yönetiyor bunu denizaltı yönetiyor Hı -hı. sevk ediyor belli bir yere kadar gönderiyor belli bir yere geldikten sonra o kendisi yakaladığında artık kurtuluşu yok şey yemin. Aslında bu, bir noktada torpido denizaltının uzak sensörü gibi davranıyor çünkü sizin bir tel bağlantınız var. Torpidonun üzerinde bir sonar sistem var. Evet denizaltının sonar sistemiyle su üstü gemisini izliyorsunuz. Ama paralelde sizin kontrolünüzdeki bir torpido ilerlerken aslında biraz önce aldığınız verileri doğrulayacak şekilde torpidoyu güdebiliyorsunuz o noktaya doğru. O yüzden buna tel güdü Yani güde dış gidiyor. anten, dış anten gibi düşün. Yani daha ilerideki gözün oluyor. Kesinlikle. Yine veriler iki taraftan Can da, da devam gidiyor. devam ediyor. Evet. O... Sonrasında da o kablo koptuktan sonra kendi üzerindeki pasif ve aktif sonar sistemleriyle denizaltıya doğru gidiyor. Ve genelde gene yanlış bilinen bir nokta Torpido gemiye vurmaz. Torpido geminin altında patlar ve omurgasını kırar. Ha. Şimdi bir daha patlama görüntüsünü seyret. Hadi gelelim. Şimdi devamı zaten gelecek. Bugün var orada. ya bütün ezberleri bozuyor. <laughs> ya, vuruyor demiştin hani. Ben diyor yani hani vuruyordum. Kırıyoruz. Ben filmde öyle izlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ben filmde öyle izlemiştim. <laughs> ya işte. Yani doğru anladım değil mi? Doğrudan gelip geminin herhangi bir yerine e, temas ettikten sonra patlamıyor altına geliyor. Altında bir basınç tapası var. Uygun basıncı aldıktan sonra o seviyeyi görüp patlıyor ve omurgasını kararıyor. Bak zaten dikkat et. Aynen ortadan, omurgası kırılıyor şekilde. 2'ye bölüyor. Ölmüş oluyor. Evet. E mesela size bir tane görüntü arkadaşlar atmıştım. O görüntüyü koyarlarsa uçak gemisinin yanında bir patlayıcı görüntüsü var. Tamam. Onu hazırlarken ben bir soru tamam, bir daha soruyu soru, tam anlamış tamam. gibi olmak için. Şimdi hani bir basınç oluşuyor ve o yüzden patlıyor diyorsunuz evet. ya. Bu gemiyi algıladığı için mi yoksa herhangi bir gemi olsa da orada Hani suyun altındaki üstündeki nesnelerin üstünün Siz sonar tersi. sisteminizde zaten geminin yerini tespit etmiştiniz torpido olarak. Ona uygun manevrayı yapıyorsunuz. Zaten gemiyi merkezlediniz. Direkt bir şekilde üzerine gidiyorsunuz. Üzerinizde kendi üzerinizde basınç sensörünüz var. Geminin altından Ortiz geçerken. Üzerinde. Evet o basınç sensöründe bir veri okuyorsunuz. Onun peak yaptığı maksimum noktası aslında geminin tam altında olduğunuz nokta hem manyetik sensörünüz hem basınç sensörünüzden aldığınız veriler ışığında patlama kararı veriyorsunuz. Patlama kararı verdikten sonra oluşan suda oluşan basınçla da geminin omurgasını kırıyorsunuz. O kadar büyük basınç oluşuyor ki o şimdi o basıncı göstereceğim. Yani aslında bomba doğrudan gemiye geminin temas altında. etmiyor. Tabii geminin temas altında etmiyor ama patlıyor. Ama oradaki basınç bölüyor evet. onu. Ve mesela eş yönlü patlamaz bunlar genellikle yönlü patlamalardır bu yönde yukarı doğru olduğundan direkt geminin omurgasını kıracak şekilde yönlü patlama oluştururlar. Aa, yani yumruğu yemiyor, yumrukla gelen rüzgar aslında gemiyi parçalamış. nasıl nasıl, abi, nasıl <laughs> örnekler buluyorsun diye biliyorum yani diyorum, Salih Yani Salih de muhtemelen içeride diyordur. <laughs> Yumruğun rüzgarıyla devriliyorsun. Bak ben, bu da güzel. Ben başka türlü anlıyor Şimdi ama bütün bildiğimizi değiştiriyor. Benim anladığım normalde kurşun gelip insana... E senin anladığına göre zaten periskopla bakıyordun. Evet abi ama Hı. hala kurşun geliyor. Ee, Bismillah bir yerden girdiği zaman <laughs> insan vücudunu Peki. darmadağın ediyor ama gemiler için torpidolar böyle Peki. çalışmıyormuş. Şimdi şöyle gidelim. Şimdi düşün ...50 kilometre öteden sana... ...bakın ona seyir füzelerinden bahsetmiyorum... ...veya bizim gemiler aynı zamanda... ...harpon sınıfı... ...şey de atabiliyor... ...seyir füzesi de atabiliyor... Evet. ...yani bizim gemiler aynı zamanda... ...bunu atabiliyor... ...yani bunu atıyor dediğinizde... ...menzil 200 kilometre üzerine çıkmış oluyor... ...250 kilometreye çıkıyor... ...bilmediğiniz bir gemi... ...size çakır seyir füzesi... ...hatta gezgin... ...hatta size şey atacak... Akya, torpido. Akya, Akya bunun en basit tarafı. Bilmediğiniz bir yerden size e, sizi vuracak olan bir sisteme sahip ve kuvvetli sistemlere sahip. Sizce denizaltı çok önemli değil mi? Denizaltının yerini nasıl bulacaksınız? Soru hala bunun üzerine çalışıyor dünyada. Denizaltının yerini biz nasıl bulacağız? Niye denizaltıyı bulmak zor? Öyle başlayalım mı? Aslında sualtı akustik anlamında denizaltıyı ya da su üstü platformlarını bulabilecek iki çeşit yöntem var pasif tespit ve aktif tespit. İkinci ee, Dünya Savaşı'nda aslında denizaltıların ne kadar önemli olduğu U-bot'larla ortaya çıkmıştı. Bak şu görüntü. ha senin demin dediğin abi. Bak bu görüntüne. Ee, uçak gemileri yanında patlayı bak şurada büyük bir basınç oluşuldu evet. da gördün mü? Evet. Bu basınç normalde e, işte patlayan bir nükleer bir patlamanın sonucunda oluşacak olan dalgayı simüle ediyor. Ona rağmen devrilmemesi gerekiyor geminin. Uçak gemisinin. Uçak gemisin. Bu aslında dayanıklılık testi mi yapılıyor? Dayanıklık yani. testiyle. Dayanıklık testini seyrediyorsunuz şu an. Askeri standartlarda aslında bu bir çevre koşul testi. Genelde bunlar analize yapılır ama e, burada uçak gemisine gerçekten bir basınç karşısında nasıl davrandığını gerçek sahada test edilmiş bir görüntü bu. İnanılmaz. Yani bugün yani her gün zaten her yayında bilmediğimiz bir şey öğreniyoruz. Bugün hiç aklıma gelmeyecek şeyler oluyor.